Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tüm püf noktaları ile en az 2-3 sene kadar ilk günkü gibi tazeliğini koruyan salamura yaprak tarifi vereceğim. Şu anda elimde görmüş olduğunuz yapraklar benim geçen sene yapmış olduğum, hatta videosunda sizlerle paylaşmış olduğum yapraklar. Şimdi tarifi bir tık daha geliştirdim ve tekrardan sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle kullanacağımız beyaz üzüm yapraklarını 8 ila 10 olacak şekilde demetler haline getirelim. Eğer yapraklarınızı kendiniz toplayacaksanız sadece uç kısımlarını toplamanızı tavsiye ederim. Eğer benim gibi hazır aldıysanız mutlaka tek tek seçmelisiniz. Ben toplamda 2 kilogram kadar yaprak almıştım. Maalesef ki seçtikten sonra sadece yarısı kaldı. Özellikle de şöyle damarlı ve kalın yaprakları kesinlikle kullanmamalıyız. Eğer ilk kez sarma saracaksanız veya salamura yapacaksanız, yaprağın geçip geçmediğini anlayamıyorsanız elinizde sıkarak anlayabilirsiniz. Eğer sıktığınız zaman yaprak kırılıyorsa, yani şöyle ipek gibi yumuşacık değilse, demek ki o yaprak artık geçmiştir. Yani sarması olmaz. Yaprakların tamamını demetler haline getirdikten sonra akarsuyun altında güzelce yıkayıp fazla suyunu çekmesi için kuru bir bezin üzerine serelim. Yıkamış olduğumuz yaprakların suyu birazcık çekildikten sonra artık salamura haline getirebiliriz. Şimdi bunun için genişçe bir tencere veya leğen alalım. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar turşuluk, yani salamuralık kalın tuz ilave edelim ve yaprakları sırasıyla içerisine dizelim. Her seferinde yaprakların parlak kısımlarının üste gelmesine dikkat edelim. Yaprakları tek sıra olacak şekilde dizdikten sonra üzerlerine 2 dolu yemek kaşığı salamuralık tuz serpiştirelim. Ve bu işlemi yapraklarımız bitene kadar devam ettirelim. Yani önce demet demet toplamış olduğumuz yaprakları dizelim ve üzerlerine 2 dolu yemek kaşığı olacak şekilde tuz gezdirelim. Bu arada eğer yaprakları benim dizdiğim gibi dizerseniz yapraklar birbirine karışmaz ve daha sonra içerisinden alması da kolay olur. 1 kilogram yaprak için aralarında toplamda 1,5 su bardağı tuz kullandım. Sonuncu yaprakları da dizip üzerlerine salamura tuzu gezdirdikten sonra yapraklarımızın daha uzun ömürlü olabilmesi için üzerlerine yarım tatlı kaşığı, yani 1 çay kaşığı kadar da limon tuzu ilave edelim. Son olarak yapraklarımızın üzerine çıkana kadar kaynar su ilavesi yapalım. Eğer sadece uç yaprakları kullanacaksanız, yani kendi elinizle topladıysanız yapraklarınızı, o zaman kaynar suyu üzerlerine direkt ilave etmeyip birkaç dakika sıcaklığının geçmesini bekleyin. Yeterince su ilavesi yaptıktan sonra yapraklarımız suyun üzerinde kalacaktır. Suyun üstünde kalan yaprakların hava ile temas edip kararmaması için üzerlerine ağır bir şey yerleştirmemiz gerekmekte. Ben bunun için bir güveç tenceresinin kapağını kullandım, ama sizler normal bir kapak koyup üzerlerine ağır bir su bidonu yerleştirerek de yaprakların altta kalmasını sağlayabilirsiniz. Ve bu şekilde yapraklarımız, yani sıcak suyun içerisinde su tamamen soğuyana kadar beklemeli. Ben toplamda 10-12 saat kadar beklettim. Yeterince dinlenmiş olan yapraklarımızın suyunu tamamen süzelim.
Ve gördüğünüz gibi yapraklarımızın rengi çok güzel. Tam da olması gerektiği gibi. Şimdi hazır olan yapraklarımızı bidonların veya kavanozların içerisine yerleştirebiliriz. Bunun için önceden yapmış olduğumuz demetlerden bir tanesini alıp orta kısmına bir yemek kaşığı kadar salamura tuzu ilave edip güzelce bükelim. Bükmüş olduğumuz yaprakları ise kavanozların içerisine yerleştirelim. Kavanozun içerisine her defa yerleştirdiğimizde üzerlerinden bastırarak arasında hava kalmamasına dikkat edelim. Her birkaç taneden sonra ise aralarına azar azar tuz ilavesi yapalım. Yaprakların orta kısmına tuz koyarak sardığımız zaman önce kenarlarını, daha sonra ise alt kısmını, yani uç olan kısmını içe doğru saralım ki yaprakların saplak olan kısımları dışarıda kalsın ve yapraklara zarar vermesin. Dilerseniz yaprakların saplak olan kısımlarını birazcık kısaltabilirsiniz ama tamamen koparmamanız gerekmekte. Çünkü hem yapraklara ekşilik verecektir hem de daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Yaprakları kavanoza bastıkça içerisinde biriken suyun tamamını süzelim. Ve yapraklarımızı kavanozların içerisine sıkıca bastıktan sonra üzerlerine bir dolu yemek kaşığı olacak şekilde salamura tuz ilavesi yapalım. Her seferinde tuz kullanımını göz kararı yapıyoruz. Ama ben sizler için ölçtüm. 1 litrelik kavanoz için toplamda hem arasına sardığım ve hem de üstüne ve aralarına koymuş olduğum tuz miktarı 1 su bardağı oldu. Yarım litrelik kavanozda ara kısımlarına çok fazla tuz koymadım. Yine de aynı miktarı eşitledim. Bu arada eğer kavanoz kapaklarınızı iyi kapatamazsanız, olur da yapraklarınız herhangi bir durumda hava çekerse, kavanozun üst kısmında kalan yaprakların kötü olmaması için üzerlerine elinizde olan yani geriye kalan saplaklardan bu şekilde yerleştirerek üst kısımda kalan yaprakları koruyabilirsiniz. Yapraklarımızın daha uzun ömürlü olabilmesi için kavanozların üzerine birer tane limon tuzu yerleştirelim. Son olarak ise üzerlerine çıkana kadar azar azar içme suyu ilavesi yapalım. Hepsini aynı anda koyup veya koyduktan sonra tekrardan kontrol etmeyip kapatmayın. Birazcık bekleyin, su tamamen alt kısmına insin ve tekrardan üzerlerine su ilavesi yaparak kavanozlarınızın dolmasını sağlayın. Kavanozlarımızın içerisini yeterince içme suyu ile doldurdum. Ben bu aşamada tuzlu su kullanmadım. Çünkü içerisinde ve yaprakların ara kısmında ve daha önceden de yeterince tuzlu su kullanmıştım. Şimdi geçelim kavanoz kapaklarımızı kapatmaya. Bunun için hiç kullanılmamış kapaklar kullanmalı ve kapakları kaynar su ile sterilize etmeliyiz. Kaynar suyun içerisinden çıkardığımız kapakların sıcaklığı geçmeden kavanoz kapağımızı kapatırsak çok daha kolay kapanır ve rahatlıkla çeker. Gördüğünüz gibi anında sıcak olduğu için kavanozlarımız çekti. Şimdi hazır olan salamura üzüm yapraklarımızı serin, güneş görmeyen ve kuru bir ortamda dilediğimiz kadar bekletebiliriz. En az 2-3 sene kadar kesinlikle bozulma ve erime yapmaz. Daha önce de, yani videomun başında da söylemiştim. Bu elimde olan kavanozlar benim daha önceden hazırlamış olduğum salamura yapraklar. Videosunu izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Umarım tarifimi denersiniz. Bu arada sesim de gitti. Kusura bakmayın. Umarım dediğim gibi denersiniz, tarifimi beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen emeklerimin karşılığı olarak
videoma beğeni bırakmayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı ve de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.